Efendim dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızdı. Bundan dolayı da mecliste özel bir oturum vardı. Yalnız özel oturum bir hayli hararetle geçti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası. Cumhuriyet Halk Partisi sıraları ve AK Parti sıraları arasında tansiyon yükseldi. Bu kürsüden milletvekili sıfatıyla son sözüm şudur. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan özel oturumu düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert konuştu. Bir dönemin sona ermekte olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla saygıdeğer vatandaşlarımı olumsuzluklarından konuşmaya değil, gelecek güzel günlerin, gelecek baharın hayalini kurmaya davet ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sonrası AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay karşı karşıya geldi. Namus sözünüzü tutarak belediyelerin kapısının önüne koyduğunuz, geri işe aldığınızı ancak sözünüzün güvenilirliği söz konusu olabilir. Namus üzerine verilen sözler hakikaten tutulmalı. Sayın Cumhurbaşkanı bu kürsüde içtiği andın gereğini keşke yapsaydı. Bir dur da konuşalım ya, ayıp ya, ayıp ya. Bu yasama yılında son kez toplanan meclisteki 23 Nisan özel oturumunda tansiyon yükseldi. Sizler bedava konutu önce bedava traktörleri vermekle işe başlarsanız o zaman doğru bir iş yapmış olursunuz. 13. Cumhurbaşkanı verdiği sözlerin tümünü tutacaktır. Buna deprem enkazında kalan traktörlerin yerine bedava traktör vermek dahildir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının Moskova'da 25 Nisan tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Akar toplantıya savunma bakanlarıyla istihbarat başkanlarının katılacağını söyledi. 25 Nisan'da savunma bakanları ve Milli İstihbarat Başkanları'nın toplanacakları, katılacakları bir toplantı konusunda çalışmalarımız, hazırlıklarımız devam ediyor. Bu toplantılara İran'ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da yapılacak kritik zirveyi bu sözlerle duyurdu. Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması için atılacak bu adımın önemine değindi. Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını vurguladı. Amacımız, gayemiz bizim buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış bozulmasına hakim olması, bölge barışına elimizden geldiğince Türkiye olarak, bakanlık olarak bize düşen ne varsa bu katkıları sağlamak için gayret gösteriyor. Akar ilave bir göçü arzu etmediklerinin altını çizerken Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra evlerine dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını da söyledi.